Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime TrendFX sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçta alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın ilk günü dolar tl kuruna baktığımız zaman geçtiğimiz cuma düşün hızlandığını gördük. Son 6 günler aralıksız bir şekilde düşüyor. Kısa vadeli düşüş trendimize girmiş durumda. Şu an 7.75 seviyesinin aşağısına düşmesi durumunda satışların daha da sert geleceğini daha önce söylemiştim zaten. Şu an Merkez Bankası'nın kararına kadar yatay ve küçük hareketlerle beraber gidip gelecektir. Kararın açıklanacağı gün hareketlilik artacaktır zaten. Dolar endeksi ise değer kaybetmeye devam ediyor. E, arada hafif toparlanma çıkışları yapsa da dolar endeksi e, genel trend düşüşte devam ediyor. E, teşvik paketi e, çıkması durumundaki bu e, sabah gelen bilgilere göre e, teşvik paketi çıkmış durumda e, onay almış durumda e, dolar endeksi demek oluyor ki bu e, daha fazla aşağılayan bir e, dolar kuru gördük. E, bugün için ise biraz daha toparlanma e, çabasında 7.61 desteğinden güç alarak e, 7.65 direncini e, kırmış durumda. E, 7.65 seviyesi üzerinde tutulmasıyla tek tekrar 7.75 seviyelerini e, göreceğiz. Yükselişlerin devamının gelmesi için, devamının gelmesi için e, 7.75 seviyesinde üstünde kalıcı olması gerekiyor. Her ne kadar orta ve uzun vadede yukarı yönlü olsa da e, dolar kuru merkez bankası ve BDDK tarafından atılan adımlar e, sonucunda dolar kurunun e, bu kadar düşmesi normal hatta az bile düştü diyebilirim sizlere. Fakat ekonomik olarak kırılgan bir ülke olduğumuz için ve hemen hemen e, gelen her haberden etkilendiğimiz için e, bu da dolar kurunu e, tabii ki yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. E, onun dışında onun dışında 7.65 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlarda tekrar 7.75 seviyesini görürüz. Ondan sonra 7.75 seviyesi zaten güzel bir direnç olarak karşımıza çıkacak. Onu da yukarısını kırdığımız zaman tekrar 7.91 direncine doğru yol alacağız. Fakat tekrar piyasaya girmek isteyenler dediğim gibi Merkez Bankası'nın kararına kadar beklesinler. Bu sırada tekrar küçük küçük hareketlerle bir aşağı bir yukarı gitmeye devam edecektir. Onun dışında Türkiye tarafına baktığımız zaman yine geçen hafta son derece hareketli geçti. Hem piyasa hem de yaşam tarzımızı etkileyen yeni gelişmeler oldu. Bunlardan bazıları nelerdi biraz gözden geçirelim ki önümüzdeki süreci daha kolay analiz edelim bu şekilde. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın başkanı kameralar karşısına geçmişti. Sunumunu izledik enflasyon düşecek dedi İşte kura müdahale etmeyeceğiz dedi. Aşırı dalgalanma olmadığı sürece. Bu haftanın bir diğer yıldızı ise Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Eğer piyasa beklentisinde gelirse faiz kararı kurda 7 50 seviyeleri. Acı rete, reçete zaten e, dediler arkadaşlar en başta. En az 150 bas puan e, gelir diye düşünüyorum. Mevduatlar e, faizleri artsın ki ters dolarizasyon başlasın diye düşünüyor hükümet yetkileri. Yani tabii ki kısa vadede atılacak en mantıklı adım e, bu. Fakat bu adımı e, attıktan sonra üretime odaklanacaksın ki yani enflasyonu düşürmek için odaklanacaksın ki ciddi adımlar atacaksın. E, daha sonra faiz indirmeye gücün olsun. Ama sen faizleri arttırdın e, kısa vadede Gerileme gördü kur sonra baktın tekrar çıkmış. Neden? Çünkü ülke olarak yani o sırada kazanmış olduğun zamandan hiçbir şey yapmamışsın demektir bu. Onun dışında BDDK kuyu mobilya ve elektronikte taksit sayısının düşürülmesine karar verdi. Neden böyle şeylerle uğraşıyorlar anlamış değilim açıkçası. Daha önemli olaylar varken vatandaşı bu gibi prosedürler yüzünden çeşitli hilekarlığa zorluyorlar. Onun dışında FED faiz değişikliğine gitmedi. Teşvik paketi bugün itibariyle geçen hafta yoktu ama bugün sabah gelen habere göre teşvik paketinde yetkililer anlaşmaya vardılar arkadaşlar. ABD yaptırımları gelmişti biliyorsunuz. Türkiye tarafına Rusya'dan aldığımız S-400'ler yüzünden hala yankıları devam ediyor. Hükümet bu konu ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu konu ile ilgili konuşmada Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla çekinmeyecek bir ülke olduğunu kabullenmekte kabullendirmekte kararlıyız dedi. Erdoğan yani bu Konu hakkında inşallah Rahip Brunson e, olayındaki gibi e, olmaz e, göndermeyiz dedik adamı ama elini kolunu sallayarak, e, sallayarak çekip gitti. Giderken de bu pis gülümsemesi hala gözümüzün önünde zaten. Onun dışında son zamanlarda karşımıza illaki çıkmıştır. İhracat treni yola çıktı. Haberleri duymuşsunuzdur zaten. Bu e, mübarek trenimiz Çin'e ulaşmayı başarmış durumda, e, gelişmiş ülkelerin çok gerisinde gitmeye devam ediyoruz. Yani sanki dünyanın en iyi teknolojisini e, biz bulmuşuz gibi e, magazinsel bir olaydan bahsediyorlar. Yani çok da bir numarası yok aslında bu olayın. E, bu işler yani trenle falan olacak, falan olacak işler değil. Yani deniz yolu verken trenle uğraşmak gerçekten zor olsa gerek. Ama biz e, yani sıkıntı yok. Yani zoru başaran bir ülkeyiz zaten. Onun dışında bugün saat 10'da Türkiye tarafında TÜİK tüketici güven endeksi açıklayacak. Yani eminim ki vatandaşın güveni çok az da olsa artmıştır kağıt üzerinde. Ama gerçekleri duymak istiyorsanız sokaktaki vatandaşa sorabilirsiniz neler neler olduğunu. Aynı zamanda yurt dışı fiyat endeksi verileri yayınlanacak. Biraz da 10 saatine geçelim. Şimdi arkadaşlar... E, Onsalt'ın da çok ciddi gelişmeler oldu. E, Onsalt'ın tarafına baktığımız zaman güzel bir yükseliş yakaladığını gördük. E, 3 gündür 1800 dolar seviyelerine yakın test etse de e, 1800 dolarda da e, yukarı yani iyi, iyi bir direnç olarak karşımıza çıkıyor 1900 dolar seviyesi ee, alıcıların bu duvarı kırması için daha fazla askere ihtiyacı var. Ons altın fiyatlarını e, FED konuşmaları geçen hafta biliyorsunuz güzel bir şekilde destekledi. Onun dışında yine dolar endeksinin düşmesinden kaynaklı e, bir destek bulduğunu söyleyebiliriz. E, piyasaları düşen yeni bir gelişme ise destek paketi e, ile ilgili oldu. E, ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat parti, parti arasında uzun zamandır biliyorsunuz süren müzakerelerin ardından yeni tip koronavirüs salgını ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinde anlaşmaya varıldı. Ee, yani bu konu bu hafta daha da e Pazartesi Salı daha da netleşir diye düşünüyorum yani bugün için on ee, altın fiyatlarını şüphesiz e, direkt etkileyen e, faktör hepimizin de bildiği üzere lanet olasıca koronavirüs e, virüsü oldu aşı bulundu vatandaşlara aşılanacak derken virüsün mutasyon geçirdiği ortaya çıktı arkadaşlar hatta yeni gelen gelişmelere göre İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayıldığı e, belirtilen mutasyonun tespit edilmesinin ardından Avrupa ülkeleri teker teker uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıkladı. Buna göre Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere'ye uçuşları yasaklayan ülkeler arasında oldu bu dört ülke. E, Avusturya'nın da İngiltere uçuşlarını e, yasaklayacağı aktarıldı. Öte yandan Der geldi e, yer alan haberde arkadaşlar Almanya'nın da İngiltere'ye uçuşları durdurabileceği ifade edildi. Hatta bu konuyla ilgili Boris Johnson uyardı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüsün bir türünün ortaya çıkmasının ardından Londra ve çevresinde kısıtlamaların daha da sıkılaştırılmasına ve Noel'de ailelerin e, bir araya gelmesini yasaklamasına karar verdiğini e, duyurarak halk evde kalmasını istedi. Bunun üzerinde Türkiye'den de bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün mutasyonunun tespit edildiğini İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı arkadaşlar. Yine diğer taraftan Çin Temmuz ayından itibaren 1 milyon kişiyi aşıladığını açıkladı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 76 milyonu aşmış durumda. ABD Gıda ve İlaç Dairesi yani FDA Amerikan e, ilaç Firması Moderna'nın geliştirdiği e, Covid-19 aşısının kullanımını e, onayladı arkadaşlar. E, grafik üzerinde biraz incelemek gerekirse e, 1800 seviyesinin üzerine kaldığımız sürece zaten kalıcı e, yükselişlerde yükseliş trendinin tekrar başladığını zaten söylemiştik. E, 1800 yukarı yukarıya kırdıktan sonra yukarıda arkadaşlar 1876 seviyesine kadar yükselip daha sonra tekrar 1823 seviyelerine kadar gelmiş yani burası güzel bir direnç oluştu durmuş durumda olmuştu. Ee, 1823 e, seviyesinin 20 seviyesinin üzerine kaldığımız yukarı tekrar 1850 seviyesinde denedi ve yukarıda kalıcı olmayı başardı. Gelen teşvik haberlerinden destek alarak da e, 1900 direncini yukarıda test etmeye başladı. Dediğim gibi bu direncin geçilmesi e, gün içerisinde olacaktır illaki. E, bu direnç geçirdikten sonra yukarı zaten 1933 onun üzerinde e, 2000 dolar seviyelerini arkadaşlar yakın bir şekilde e, seyredeceğiz burada. E, fakat e, destek paketi arkadaşlar e, çok da altını desteklemeyebilir yukarıya çıkışını. Yani şu an baz etkisi olarak biraz yukarı taşıyacaktır ama genel e, geçen e, gördüğümüz 7-8 aylık bir süreçteki gibi altın yukarıya doğru e, çıkması çok zor olacaktır. E, alım seviyesi yapmak isteyenler için arkadaşlar zaten 1850 seviyesi güzel bir alım noktası üzerinden. Eğer buraya kaçırdıysanız burada kar satışı yaptığı, yapanlar için e, 1900 seviyesinin üzerine çıkmasını bekleyin ya da aşağıya doğru e, desteğinden e, almasını bekleyin. Fakat dediğim gibi arkadaşlar burada desteğini alması e, daha önemli olacaktır. Onun dışında yine e, ABD-Çin tarafındaki e, gelişmeler, karşılıklı misillemeler e, devam ediyor. ABD ile Çin arasında e, devam eden teknoloji savaşında ABD yeni bir e, hamleye hazırlanıyor. E, ABD'de vekillerin hükümetin yıl sonu e, bütçesi ve Covid-19 ile mücadele için hazırlanan teşvik paketi içinde Çinli şirketler Huawei ve ZTE'nin ekipmanlarının ülkedeki telekomünikasyon sisteminden e, çıkarılması için 1.9 milyar dolarlık bir programa onay vermeleri bekleniyor. Yine ABD Başkanı Donald Trump Çinli şirketleri denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını e, imzalamış durumda. Ee, yine ABD Ticaret Bakanlığı ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle aralarında mikroçup üreticisi uluslararası yarı iletken imalat şirketinde bulunduğu 60'tan fazla Çinli şirketi kara listeye almış durumda. Yani e, onun dışında altını yükselmesini bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu tarz gelen haberlere göre teşvik paketine göre yine az bir şekilde değerlendirilmiş durumda. Yani beklenti daha fazlaydı aslında. Birkaç gün içerisinde bu durum daha da netleşecektir. Biraz da gram'a bakalım arkadaşlar. Şimdi gram'da yani her şey tersine gidiyor e, tam ons destek verdi İşte gram altın uçacak bir bakıyorsun bu sefer düşmeyen dolar kuru sırf siz aldınız altın aldınız diye düşmeye başlıyor e, bu sefer başlıyor yani altın yatırımcısı senin neden aldım ki işte demeye bu işler e, yani. Bu işler böyle arkadaşlar. E, Bugün gibi heyecana gelmeyecek. Yani gelemeyecek olan varsa yatırım yapmasın bence. Yani boşa strese girmeyin. Bekleyen her türlü kazanacak zaten. Yani bu aralar hiçbir şey e, olması gerektiği gibi gitmiyor zaten. Yani elbette finansal piyasalarda da durum e, farklı değil. E, gram altın elbette değerlendirici, değerlenecek. Fakat şu aşı tarafındaki gelişmelerin biraz soğuması gerekiyor. Özellikle dağıtım kısmı bir bitsin. Ama son yükseliş teşrif paketinden sonra gelecek. Yani bu aralar gelecek. Ondan sonra ons altında da e, bir Düşüş göreceğiz ama öncesinde güzel bir yükseliş göreceğiz. İşte o sırada karımızı e, almamız gerekiyor. Daha sonra stop loss seviyenizi aldığınız rakamın 15 TL gibi bir fiyat altına ayarlıyorsunuz. Yani başıboş bırakmıyorsunuz yatırımınızı. E, kazancınızdan çok zarar için... Çok daha fazla e, beklersiniz yoksa arkadaşlar zararda kalıp beklersiniz. O yüzden stop loss seviyelerinizi iyi ayarlayın. Burada tekrar alım yapmak isteyenler 458 seviyesi çok güzel bir e, aşağıda destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalmamız durumda zaten e, orta kısa vadeli yükseliş trendimiz devam ediyor arkadaşlar. 471 seviyesine kadar. Burada 471 seviyesi çok e, kuvvetli bir direnç oluyor arkadaşlar. Alıcılar burayı bir, bir, bir türlü kıramıyorlar. Neden kıramıyorlar? Tam do, e, burayı kıracakken dolar kuru düşmeye başlıyor. O yüzden e, 471 seviyesinin üzerindeki e, çıkışlarda e, alım noktası oluşturabilirsiniz. Birinci kademe yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. 490-480 seviyeleri e, daha hızlı e, getirme çabasında olacaktır. E, onun dışında biraz da gümüşe bakalım. Gümüş grafiğine baktığımız zaman da işler yolunda gitmeye devam ediyor. alt seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarıda 6.25, 6.26 daha sonra 6.50 seviyesinin geleceğini zaten söylemiştik daha önce grafiklerimizde. Ee, gün içerisinde 6.60 seviyesini test etmiş durumda arkadaşlar. Ee, 6.50 seviyesinin üzerinde kalması durumunda yukarıda... 6.50 seviyesinin üzerine kalması durumunda tekrar 6.95 seviyesinde görme potansiyelimiz çok yüksek. 10 gram altına göre gümüş gram daha fazla ilerliyor. 10 altının çıkışından daha fazla destek buluyor. 6.50 seviyesinin bu seviyesinde kalıcı kapanışlarda birinci kadem alışlarınızı yata, yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Yapabilirsiniz. Eğer aşağısına tekrar 6.50 seviyesinin aşağısına düşmesi durumunda stop loss'unuzu loss mutlaka kurun. Çünkü 6.50 seviyesi psikolojik bir seviye olduğu için buranın üzerindeki çıkışlar, kalıcı kapanışlar özellikle 6.95 seviyesine çok kolay bir şekilde getirecektir. Fakat özellikle şu an 10 saatin fiyatlarının da yükselmesi teşvik paketiyle beraber gram gümüşte arkadaşlar yukarıya doğru çıkış potansiyelini bize gösterecektir. 6.50 seviye Aşağısına mutlaka dikkat etmekte e, fayda var diye düşünüyorum. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC grafiğine baktığımız zaman buradaki yükselişe... E yatırımcı tarafından baktığımız zaman harbiden çok güzel e, vay be dedirtecek e, bir yükseliş görmüş durumdayız. 24 bin seviyelerini test etmiş durumda. E, zaten burada önemli olan seviye. ya Onun dışında e, 24.000 seviyesini test etmiş dedik yukarıda burada 24 seviyesini üzerine kırdığımız sürece arkadaşlar yukarıda 25.500 26.000 seviyelerine doğru e, yol alacaktır. Fakat burada e, aşağıya doğru bir destek çizmemiz için burada bir destek noktası oluşması lazım. Biz şu an bir direnç e, noktası oluşturduk. En yakın destek bölgemiz yine 24.000 e, 20 bin dolar seviyelisi olacaktır e, 24 bin seviyesinin aşağısından 20 bin dolara kadar yani buradan ucu çık arkadaşlar aşağıya kadar düşebilir fakat yukarı çıkışlarda e, 26 bin dolarlara kadar 25500 dolarlara kadar e, yukarıya çık, 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 çıkacaktır şu an e, birçok yani e, artık yeni para birimi olmuş durumda e, BTC o yüzden 10 altından çıkanlar özellikle e, BTC yatırım yapıyor ve dünya genelinde hani e, BTC'nin daha da fazla çıkması e, çıkacağına dair yeni e, algılar yapılmaya devam ediyor. BTC çıkışına genel olarak baktığımız zaman çıkışını sürdürmeye devam edecektir. Bu şekilde analizlerimizi bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.